biz de hemen kolesterolü yüksek kolesterolle karşı evet. ne yapabileceğimizi size soralım. Şimdi ben özellikle şunu söyleyeyim. Ee, total yani toplam kolesterolünüz yüksek olabilir. Yani 230'dur, 240'tır. Bundan çok fazla endişe etmeyin ta ki 270 ve yukarısına çıktığı zaman. Şimdi burada önemli olan İyi kolesterolün yüksek olması, kötü kolesterolle arasındaki oran çok mühim. İşte burada dikkat edeceğiniz şey, kötü kolesterol ne zaman yükseliyor, Hüseyin biliyor musunuz? Geceleri uykuda yattıktan sonra. Onun için mümkün olduğu kadar akşamları, akşamları fazla yağlı gıdalardan uzak durun. Onu söyleyeyim yani. Bir de ağır tatlılardan uzak durun. Her şeyin başı bütün metabolizmanın insan vücudunda sağlıklı çalışabilmesi için tabii bunu yöneten beynimiz ama organda bir rahatsızlık varsa yapılacak bir şey yok. Yani karaciğer yağlanması bir söz konusuysa yani ikinci, üçüncü derece karaciğer yağlanması. E, bu sefer kanda şeker yükseliyor. Bu yağdan dolayı bir türlü fazla şeker karaciğerde ne oluyor? Depolanamıyor. İşte bunun için karaciğerin çok sağlıklı çalışması lazım. Bu önereceğim kür. Bunu diyorsun değil mi evet, kızım? Hocam. Maydanoz, limon, limon, sarımsak. Maydanoz, limon hocam. Sarımsak ha, yok. Sadece maydanoz, limon. Peki. Şimdi sarımsaklı olan kısmı biraz farklı. Peki. Şimdi burada bakın bu maydanoz limon ne yapıyor Hüseyin? Karaciğer yağlanmanızı ortadan kaldırıyor. Karaciğerde birikmiş toksinler varsa bunu dışarı atıyorsunuz. Resmen zindeleşmeye başlıyorsunuz. Her programımda söylerim. Karaciğer yağlanması olanlar ne yapıyor? Sabahları yorgun kalkıyorsunuz zinde kalkamazsınız. 8 saat uyuduğunuz halde hala uykunuz vardır. Halbuki bunun birinci sıradaki nedeni nedir? Karaciğer yağlanmasıdır. Unutmayın. Eskiden siroz neydi? Efendim alkol kullandı. İşte ondan. Bugün artık karaciğer yağlanması sağlıksız beslenmeden kaynaklanıyor. Ve karaciğer yağlanmasına bağlı fibroz ve siroz gelişebiliyor. İşte çoğunlukta bugün sirozun nedeni karaciğer yağlanması Hüseyin bunu söyleyeyim. Yani mucizevi bir etkisi var bunun. Lütfen şu uydu kanallarında benim görüntümü kullanarak yok panaksır lütfen savcılıklara bunları şikayet edin. Bunlar bir vatandaşlık görevi olmak olmalıdır. Yani fırsat vermeyin bu insanlara. Şimdi maydanoz limon başka bir şey daha yapar. Derinizin altında bir iltihap söz konusuysa bunu dışarı atıyor. Cildinize tazelik ve parlaklık verir. Kırışıklığı da geciktirir. Yani resmen bu maydanoz limon kürünü ben kendim. Dört ayda bir uygularım. Hiç yani en, en erken en geç, yok en erken 4 ay. Bilemediniz 6 ayda bir. Bazen unutuyorum da sağ olsunlar ofiste e, hatırlatıyorlar. Hocam körünüze başlamanız lazım diyorlar. Dolayısıyla bu sizi damar sertliğine karşı da koruyacak. Kalp krizine karşı da koruyacak. Yani bunun o kadar çok faydaları var ki böbreğinizin sağlıklı çalışmasına, yardımcı olacak. Yani bu iki şey limonla maydanoz bir araya geldi mi bu Hüseyin? Müthiş. Yoksa değerli izleyicilerimiz kesin olarak şunu bilsinler. İç organ yağlanmaları sporla veyahut da ilaçla bunu ortadan kaldırmanız mümkün değil. Veya diyet uygulayarak bunu ortadan kaldırmanız mümkün değil. Eğer böyle olmuş olsaydı Efendim kalbimin damarlarına işte doktora gittim anjiyo yapıldı damarımın bir kısmı yüzde yetmiş bir kısmı yüzde kırk bir kısmı yüzde doksan daralmış yani yağ bağlamış içi. E o zaman spor yap diyet uygula bu açılsın hayır yani bel bölgenizdeki yağları spor yaparak hareket ederek ne yaparsınız? eritebilirsiniz ama iç organ, böbrek yağlanmasını, karaciğer yağlanmasını, böyle kalpteki damarların içinin yağlanmasını sporla, diyetle, ilaçla çözemezsiniz. Ha verilen hekimin kardiyoloğunuzun verdiği ilaç siz sistem takıldıktan sonra o iç yağlanmasını damarın zayıflatıcı ilaç olarak işte Kan sulandırıcılar veriliyor filan. Onlara ben karışmam. Onu lütfen hekiminizle şey yapacağız Biz karışmıyoruz. Biz sadece geç çıkan Tabii. haberi, araştırmanın Tabii. sonucunu Hayır. iletiyoruz. Yani hekiminizin verdiği ilaçlar varsa mutlaka kullanacaksınız. Bu demek değildir ki Saracoğlu Hoca bir kür önerdi ilacını kes. Buna başla böyle bir sonuç çıkartmayın. Ama Allah önermiş olduğum bu kürler, yani insan sağlığı üzerinde genel olarak ne yapıyor? Çok ama çok etkili kürlerdir. Hemen evet. yapalım, süremiz azalıyor. Çok da basit aslında. Defalarca değindik evet. ama 15-16 tane taze saplarıyla beraber maydanoz. Buna inanın ya. O kadar çok tıp tıpçı arkadaş var ki bu bu kürsüz duramıyorum hocam diyor. Ya müthiş de zindelik Küçük, aferin kızım bak bunu kim aldıysa doğru almış. Evet şu anda yapıyoruz. 15-16 böyle maydanozumuzu. Evet. Sapları evet. eğer kahverengiyse onu bıçak yardımıyla çok az ha. bir... Ucu kahverengileşiyor. Gibi. Onu bir santim içeriden kesersiniz. Hı. Böyle şu blenderlar var ya sütlü muz makineleri. Evet. Esas onlar müthiş. Bu robotlar biraz şey... Normalde bundan iki yemek kaşığı atmaları gerekiyor limon suyumuzdan. Çekirdeklerini düşürmeyin limonun içine. İki yemek kaşığı limon suyu, maydanoz. Evet. Bakın bazı restoranlara gidiyorsunuz. Limon geliyor. Bunun üzerine plastik bir şey. File sarmış. Ha file sarmış. Sakın ha. Değerli izleyicilerimiz sakın ha. Zinhar o plastikten uzak durun. Çünkü içinde nonil var. Siz sıkarken o naylon resmen naylon oldu. Dünya iyilik yapıyor bize. Hani çekirdek ya düşmesin diye ama. Dünya fark etti Hüseyin. Dünya fark etti evet. bu naylon, bu plastiklerin nasıl bir insan sağlığı üzerinde olumsuz etkili olduğunu. Ya mübarek bir şey, bir ürünü ortaya çıkartıyorsunuz. Yeni teknolojik bir ürün. Önce gidin klinik deneyini yapın. Ondan... Bu uygun mu değil mi? Yok. Hemen piyasaya girer. 4-5 yıl sonra da araştırması yapılır. Hemen evet, kürümüzü, Bir bardakta evet. suyu ilave ediyorsunuz ve robotunuzu en az bir dakika çalıştırıyorsunuz blenderınızı. Evet biz siz şöyle bir döndürün. Evet. Yeter kızım kafi. ama siz bir dakika çalıştıracaksınız Elbet, ve bunu sabah aç karnı içeceksiniz. Bakın o kolesterol trigliserit hele hele bir de bunun içine bir diş sarımsak atarsanız yani kalp damarlarınızın 3 gün sarımsaklı 3 gün sarımsaksız 3 gün sarımsaklı 9 gündür bu bunu her 9 günde bir en fazla 5 gün ara vererek iki defa daha tekrar edeceksiniz 3 9 27 bak damar sertliği o kalp damarlarının içi nasıl yağlanmasına engel olacak. Evet, evet hemen devam ediyoruz hocam. Ee, şimdi şimdi ile ilgili ilk bu 15 tamam. gün e, günde bir defa e, bu maydanozlu limonlu suyumuzdan... içmemiz gerekiyor. Hı hı. Aç karnı sabah. Posasını da tüketecekler <laughs> ha. Hüseyin posasıyla beraber. Tabii süzmeden. Evet Böyle. süzmeden. Zaten çok çalıştırınca o karışıyor içine. Evet. İkinci olarak da üçlü bitki karışımımız vardır Kolesterol ile ilgili olarak. Hocamızın e, çalışmasıdır. 40 kilit bitkimiz var, yabani kekik ve ada çayıdır bu. Üçlü bitki karışımıdır yine bu. Bu da çok etkili yani trigliseritte, kolesterolde. 40 kilit yabani kekik, kekik ve ada, ada çayı. çayı, üçlü evet. bitki karışımı. Bunu da kaynamış olan bir suyumuza klorsuz suyumuzun içerisine, bunu bir tutam şeklinde ayarlasınlar üçlü bitk bitki karışımımızda, yani bir tatlı kaşına gelecek şekilde olması gerekiyor. Bu burada 6 dakika kısık ateşte kaynayacak. Kaynadıktan sonra sıcakken yani süzülüp ılık olarak akşam yemeklerinden 2 saat sonra içilmesi gerekiyor bitkimizin. Bunu bir ay yapacaklar. Burada da üzüm çekirdeği yağımız ve antep fıstığı evet. yağımız vardır. Dönüşümlü olarak gün aşırı Bunu birbirinden ne yapıyor, birbirinden. Biliyor musun? Ee, şeyin kötü kolesterolü indiriyor. İndiriyor. İyi huyluyu artırıyor. artırıyor. Bunun yani hakikaten yüksek kolesterolü olanlar yani 260, 270, 280, 300 işte yukarısına gidenlere e, gerek trigliseritte gerek yüksek kolesterolde bu kürü hararetle hararet tavsiye ederim. Evet. Üzüm çekirdeği. Bir şey daha var. Bakın öğünlerinizde şuna dikkat edin. Yeşil mercimek çorbası hem kole, özellikle kolesterolü ama bir miktarda da trigliserit'i düşürür yeşil mercimek çorbası. Ee, ben de uyguladım evet hocam. Ben de sizin e, bu önerilerinizle yaptım özellikle akşamları bir kase yeşil mercimek çorbası içerek gerçekten e, müthiş düşüyor. Evet. Yani bana dedi ki ömür boyu ömür boyu statin grubu hap kullanacaksın dedi. Daha senin etin ne budun ne 10 yani? 10 sene önce, 10 sene önce 15 yani. sene önce dedi. Ben tamam dedim, çıktım. şimdi dediğimiz gibi siz hep söylüyorsunuz. Hekiminizin dediğinizi, dediğini uygulayın. Bunlar da ama çok daha sağlığımız için önemli kürler. Bunları da yapın yani. Evet. Şey, üzüm çekirdeği yağından bir yemek kaşığı alması gerekiyor. Antep fıstığı yağından da bir tatlı kaşığı alabilirler.